Hani Tavliya. nizamnamenin ne olduğunu evet, da görmüş o da geldi. olalım böylelikle. Ee, sadece nizamnameyi okumak yetmez. Hatırat okuyacaksınız. En çok fotoğraf göreceksiniz. Müze gezeceksiniz. Üniforma göreceksiniz ve bu işe gönül vereceksiniz. Kesinlikle. Peki nizamname <laughs> çıkıyor. Evet. Sonra rütbesine göre bu şekilde dikilmesi gerektiği, giyilmesi gerektiği mi ifade edilmiş oldu? Şöyle söyleyeyim. E, bu altın makas kısmını bu şekilde nihayetlendirdikten sonra e, 1909 yılına... Ama şeyi unutmayalım birazdan ekrana Şimdi ee, Kazım Karabekir'le İsmet İnönü'yü de getirelim. Hani evet, dediniz ya evet, o çok güzeldi diye. Muhakkak şu, ha, şu yazıyorum nizamnameyi görelim onu da ekrana hay getirelim. Hay, hay, hay. 1909 yılında bir e, kıyafet nizamnamesi yayınlanıyor. Çünkü bu zamana kadar üniformalar daha çok dediğim gibi Fransız ders. Hmm. Ama çok görkemli, çok fazla altın ve gümüş işlemeleri var ve ağır üniformalar. Hakikaten altın mı onlar? Altın Gerçek rengi altın mi? iplik. Gerçek altın, altın. iplik. Hı. Hmm. Ondan sonra, daha sonra devlet Almanya ile daha çok yakınlaşmaya başlayınca üniformalarımız da Fransız tarzından Alman tarzına doğru dönmeye başlıyor ve 1909 yılında bir elbiseyi askeri nizamnamesi çıkıyor. Tamam. Bu. Bu nizamnamede ceket, pantolon, boyunbağı, kılıç, her şey. Pa ya. Böyle pantolon zıhı, setre, sınıf yakaları, çizme, apolet, madalya, kemer ordu imamı, tabur imamı, alay imamı için kol alametlerini anlam, bütün ibareler hmm. hepsi var. Ee, burada tek tek renkleri anlatılıyor, boyu anlatılıyor, cismi anlatılıyor, şekli anlatılıyor. Burada ayakkabıyı giyiyorlar da ondan sonra çizme formuna dönsün diye üzerine mi bunları takıyorlar sonra? Evet efendim. Ee, o dönemde subaylar üniformalarını kendileri yaptırdıkları gibi çizmelerini de hmm. ve kılıçlarını da kendileri alıyorlar. Burada nizamnamede görülen siyah rugandan mamul çizmesi. Çizme pahalı olduğu için her subayı alamıyor. Bunun için alta kahverengi deriden potin dediğimiz kısa bot giyiyorlar. Bunun üzerine sakı yahut geytir yahut tozluk diye anılan deriden mamul bir koruyucu takıyorlar. Böylece çizme görünümü almış hmm. oluyor. Belki mevsim değişince bunlar da takılmaya başlanıyor gibi mi mesela? Ya, ya da mi Tamamen e, subayın ekonomik durumuyla bağlantılı ha, bir hadise. Tamam, tamam. Evet. Burada da diğer e, diğer detaylarını görüyoruz. Mesela burada sınıf renkleri. Piyade için, erken harp yani kurmaylar için, paşalar için, kale topçuları için, topçular için, süvariler için, baloncular, makinalı tüfekçiler, eczacılar, tabipler, e, keza aynı şekilde subay üniforması ceketi, er ceketi, ceketin arkası, lacivert setre. Hmm. <laughs> aslında modacı çalışmış gibi değil mi? Stilist çalışmış her, her detayı, gibi. Her detayı. Renkler. Kesinlikle öyle. Ta ki ben burada pantolon zırhları yani gene e, biye denilen. Piyade ise ve diğer sınıflarda ise tek ve topçuysa kalınlığı e, kalınlığıyla nizamnamede geçiyor. E, kırmızı renkte kurmaysa, vişne çürüğü renginde paşaysa iki kalın bir ince Angudi kırmızı diye geçer, kiremit kırmızısı renginde. Mesela şu pelerin değil mi bu? Evet pelerin. Bu pelerini Enver Paşa'nın giydiği bir video var. Hemen hemen tüm videolarında var. O videodan bir bölüm gösterebilir miyiz arkadaşlar? Enver Paşa çok meraklı değil mi? Yani hemen hepsi için bunu söyleyebilir miyiz e yoksa? Emel Paşa bir tasarımcı. Ha. <gülüyor> yani, <gülüyor> evet. e, Hatta harp... soruda sorduk ya tabii, bugün. Tabii harp madalyasının da tasarımcısı aslında kendisidir. Çünkü harp madalyası başta çok farklı tasarlanıyor. Bu meşhur yıldız şeklinde olan hmm. birazdan da göstereyim. Yanımda da getirdim. Tamam. Ee, daha sonra onu yıldız ve ortasına hilal, ortasında padişah turasıyla tasarlayan da biz kendisi olduğunu net düşünüyoruz. Düğmeler de tasarım harikası. Evet her düğme her sınıfa mahsustur. Subaylar için... Bu hmm. şekilde setre düğmesi, bu şekilde ee, sanayi sınıfı için, e, istikamcılar için daha doğrusu bu şekilde topçular için iki çapraz top ortasına yanar gülledir. Ee, dönem fotoğraflarında özellikle bunların takibi yapıldığında bu detaylar ortaya çıkar. Yıldızlar gene tabipler için sarı, diğer subaylar için beyaz renktedir. Kemer belidir, boyun bağı çok önemli bir detay. Çok kişi bunu hep kaçırır. Özellikle dönem filmlerinde. Ee, ceketin içine geliyor efendim. Üniforma yakadaki ter, terler. Buraya sirayet etmesin Ay, diye bir koruyucu aslında. tabii Lekelemesin. Tabii, tabii, çünkü üniforma, ceketi yıkayamazsınız. Çok güzel bir yaka. Değiştirmeli yaka yapıyorlar. E, pelerinler, keza pelerin rütbelerini burada görüyoruz. Kaput ve pelerin. E, burada da ordu, tabur, bu, e, alay imamları için olan, onların cübbeleri için çok özeldir. Hmm. E, bu kısımlarına o rütbeler koyuluyor. Bunlar? Bunlar efendim şu e, som sırma apolet paşalar için. Bu ümera için dediğimiz e, binbaşı, kaymakam. Ve miralar yani binbaşı, yarbay, hmm. albay için kullanılan saçaklı apolettir. Bu da diğer kalan subaylar için kullanılır. Bunların tabii üzerinde yıldızlar subayın rütbesine göre değişiklik gösterir. Peki neden bu şekilde bir çizim mevcut? O dönemin tarzı çok okuma yazma hepsi bilmeme ihtimaline karşı mevcut zaten bir nizamname var. Arkasına da çizelim ki görsünler diye böyle de bir gayret gösterilmiş. Çok güzel.